Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar. Tarım politikaları sunumunu yapmak üzere Ankara Milletvekilimiz Gülken Günaydın'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcısı, size arkadaşlarım, Sayın Milletvekillerimiz, Tarım, Orman ve Çevre alanında örgütlü meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin çok değerli temsilcileri, çok sevgili gazeteci arkadaşlarımız ve Türkiye'nin dört bir tarafından koşup Ankara'da tarım programında bizlerle beraber olmaya gelen sevgili üretici, besici kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Yentüre 1960 yılında 2,5 milyar nüfus barındırıyor idi. Bugün Yentüre'nin nüfusu 7 milyar 150 milyon olmuş. Orta vadede 9,5 milyar ila 10 milyar arasına kadar nüfusun dünyada artacağı öngörülüyor. Ancak dünyanın kuzeyi ile güneyi arasında önemli farklar var. Güneyde yoksul bölge hızla nüfus artırıyor. Buna karşılık tarımda verimliliği ve üretimi giderek zayıflıyor. Buna karşılık nüfusu azalan kuzey, tarım şirketlerine sahip olarak gıda üretiminin çoğunu elinde bulunduruyor ve dünyada en az silah ticareti kadar kirli bir gıda ticareti yürüyor. Bu çerçevede sevgili üretici kardeşlerim, dünyada 1 milyar insan açlık sınırının altında yaşarken yaklaşık 750 milyon insan da obezite sıkıntısı ile karşı karşıya. Dünya gıda fiyatları 1974'teki petrol krizi boyunca arttı. Arkasından aşağı yukarı 40 yıl bir düşük seyir izledi. Ancak 2007-2008'deki gıda kriziyle birlikte tırmanışa geçti ve o günden bugüne dünya gıda fiyatları endeksi yüksek noktalarda tutulmuş bulunuyor. Bu şu demek, eğer dünyada ithalatçıysanız bundan sonra daha fazla fatura ödeyeceksiniz. İhracatçıysanız tarımdan para kazanma olanaklarınız çok daha fazla. Anadolu, 10 bin yıl evvel dünyada tarımın başladığı, Neolitik devrimin başladığı topraklar. Bu tesadüf değil. Dünyadaki 8 gen merkezinden 3'ü Anadolu'da bulunuyor. 40'tan fazla ülkeyi barındıran Avrupa kıtasında 12 bin bitki çeşidi varken, bizim ülkemizde, yalnızca bizim ülkemizde tek başına 13 bin bitki çeşidi var. Üstelik de bunun 4 bini endemik. Yani dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan, bizim topraklarımızda gen merkezi bulunan ürünler. 78 milyon hektar yüz ölçümüne ve 77 milyon nüfusa sahibiz. Böylesine önemli tarım potansiyeli olan bir ülkedeyiz. Peki bu ülkede tarım acaba iyiye gidiyor mu? Köylünün, çiftçinin durumu nasıl? Biz bunu aslında pilav üstü kuru fasulyenin durumuna benzetiyoruz. Şimdi ne demek istediğimi anlatacağım. Bakınız, Türkiye çeltik de ithalatçı. Üretimi artmasına rağmen Amerika'dan, Uruguay'dan, Tayland'dan ve Hindistan'dan çeltik pirinç ithal ediyor. Üstelik de pirince GDO bulaştığına ilişkin haberler gazetelerde yer alıyor. Anadolu'da gen merkezi bulunan, bizim topraklarımızın ürünü olan fasulyede 12 yıldır uygulanan öldürücü politikalarla ithalatçı olduk. Artık fasulye Mısır'dan, Etiyopya'dan, Bangladeş'ten, Çin'den ve dünyanın başka birçok ülkelerinden ithal ediliyor. Aşağı yukarı 100 bin hektar son 12 yıl içerisinde fasulyenin ekim alanı azaldı ve fasulyenin üretimi de 55 bin ton geriledi. Pirinç fiyatları tarlada 2,5 lira, markette 8 lirayı buluyor. Kuru fasulye fiyatı tarlada 3 lira, halde 6 lira,
Tüketici Hakları Derneği fiyatlarına göre markette 9,5 lira. Benim evimin bulunduğu köşedeki markete dün baktım, kuru fasulye 12 lira arkadaşlar. 3 lira üreticide, 9,5 lira, 12 lira civarında markette. Üretici dertli, tüketici şaşkın. Bunun bir çözümü var mı? Olmalı. Biz diyoruz ki gıda egemenliğine dayalı üretici, tüketici, doğa dostu tarım programımız bütün bu sorunların çözümü olacak. Tarım politikalarından ne bekleriz? Üretici alın terimin karşılığı alayım ister. Traktörümü, tarlamı muhafaza edeyim. Çocuklarıma bu topraklarda bir gelecek kurayım ister. Tüketici ailemi, bebeklerimi, çocuklarımı, ihtiyarlarımı sağlıklı besleyebileyim ve mutfak masraflarım makul düzeyde olsun. Soframda ilaç kalıntısı, hormon kalıntısı ve GDO olmasın ister. Elbette doğanın da beklentileri var. Üretirken doğayı hiçlememek gerekiyor. Meralarımızı, ormanlarımızı, sularımızı, tarım alanlarımızı, zeytinliklerimizi korumak ve geliştirmekle ödevliyiz. Peki genel yönetim ne ister? Elbette üreten alın terinin karşılığını alsın, toplum yeterli, sağlıklı ve dengeli beslensin, ülke tarımda ithalatçı olmasın, kendine yetsin ve mümkünse ihracatçı olsun, tarım istihdam sağlasın, köyler boşalmasın ve Türkiye gıda egemenliğine sahip olsun ister. Elbette bunun için sevgili dostlarım, tarım politikalarının yanında sağlık politikalarını ve spor politikalarını da eş güdüm içerisinde organize etmek gerekir. Son 12 yılda ne olduğuna kısaca bakalım. Gıdanın fiyatlarının arttığı ve stratejik önem kazandığı bir dönemde Türkiye giderek artan ölçüde ithalatçı oldu. Birazdan rakamlarını vereceğiz. Tarım sektöründe büyüme yeterli olmadı. Üretim düşerken ithalat patladı. Özelleştirmelerle birçok fabrika kapandı. Filmde de gördük, çiftçimiz haciz icra kıskacı altına alındı. Tüketicimiz yeterli beslenemedi ve doğal kaynaklarımız büyük bir saldırı, rant saldırısına muhatap oldu. Sonuç tarımda net ithalatçılık. Tarımda net ithalatçılık bir neden değil, bir sonuç. Bakınız, Türkiye dünyanın buğday ambarı olarak bilinir. Yalnızca son 12 yılda buğday ekim alanları 13 milyon dönüm daraldı. Buğday üretimimizi bizim istatistik kurumumuz TÜİK son 12 yılda 220 milyon ton olarak açıklıyor. Oysa hububat, Uluslararası Hububat Konseyi aynı rakamı 193 milyon ton olarak açıklıyor. Ben şimdi size soruyorum. İki istatistik arasında 12 yılda 27 milyon ton fark varsa o halde Türkiye'nin buğday üretim verilerinin güvenilirliğini sorgulamak gerekiyor. Türkiye en stratejik öneme sahip olan üründe buğdaydan, Rusya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Ukrayna'dan ithalat yapıyor. İngiltere ve Hırvatistan'dan arpa alıyoruz, Gürcistan'dan saman alıyoruz. Türkiye son 12 yılda 31 milyon ton sevgili üretici kardeşlerim buğday ithal etti ve karşılığında 20 milyar lira parayı dışarıya savurdu. Mısır ithalatına 10 milyon ton mısır ithalatı yaptık ve 5.6 milyar lira sadece mısır için dışarıya para ödedik. Yağlı tohum ve türevleri, bakınız Türkiye 12 yılda 24 milyar dolar, başka bir deyişle 54 milyar liralık yağlı tohum ve türevleri ithal etmiş. Sorarım size, Türkiye'de doğru bir politika olsa bu kadar parayı dışarıya atmaya gerek kalır mı? Pamuk üretimi. Son 12 yılda 9 milyon ton pamuk üretmişiz, 8 milyon ton pamuğu dışarıdan ithal etmişiz. Pamuğa 29 milyar Türk lirası para ödemişiz. Amerika'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Mısır'dan, Çin, Pakistan, Hindistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Brezilya'dan pamuk ithal ediyoruz. Peki üretim ne olacak? Soya. Türkiye'nin son 12 yılda ürettiği bütün soya miktarı 804 bin ton. Oysa ithal ettiği rakam 12,5 milyon ton. Ve karşılığında 12 milyar lirayı dışarıya ödemişiz. İhtiyacının 15'te 1'ini karşılayabilen bir soya tablosu var karşımızda. Tütüncülük. Bakınız
tütün fabrikalarımızı özelleştirdiler ve Türkiye 12 yıl evvel 153 bin ton tütün üretiyorken bugün 70 bin ton tütün üretebiliyor. 6 fabrikamızdan 5'i kapalı. Artık Tokat'ta, Malatya'da, Bitlis'te, Adana'da ve İstanbul'da tekel fabrikalarında sigara üretilmiyor. Ve tütün eken aile sayısı 330 bin azaldı. Şimdi aynı sıra, aynı durum şeker pancarında uygulanmaya sıra geldi. Türkiye'nin kamu şeker fabrikaları özelleştirilmeye gayret ediliyor. Bu açıklandı. Eğer şeker fabrikaları özelleştirilirse tıpkı tütünde olduğu gibi 6-7 fabrika açık kalabilecek. Türkiye'nin şeker pancarı üretimi azalacak. İşçisi, nakliyecisi, hayvancısı, esnafı zarar edecek. Ve Türkiye maalesef obezite kaynağı olan nişasta bazlı şekere muhtaç olmak zorunda kalacak. Fasulye, 250 bin tondan 195 bin tona üretiminin gerilediğini söyledik. Mercimek üretimi 567 bin tondan 415 bin tona geriledi. Nohut 650'den 506'ya. Bakla üretimi 32 bin tondan 18 bin tona. Bir ülke Amerika'dan, Ukrayna'dan, Kanada'dan bakla ve bezelye ithal ediyor ise gerisini hep beraber düşünmemiz lazım. Sebzede bazı yıllar daha iyi, bazı yıllar daha kötü bir üretim var. Ama üreticinin don ve dolu felaketiyle karşı karşıya kaldığı ve pazar istikrarsızlığı karşısında fiyat bulamadığını da biliyoruz. Hayvan varlığımız. 1980 ile kıyasladığımızda sığır varlığı 16 milyondan 14 milyona düşmüş. Mandada, koyunda, keçide neredeyse hayvan varlığımız %50 oranında azalmış. Mera varlığı sevgili üretici kardeşlerim. 1960 yılında 28 milyon 700 bin hektar meramız var. Şimdi 50 yıldan fazla zaman geçmiş ve Türkiye'nin mera varlığı yarı yarıya azalmış. Eğer meralarınızı kaybedersiniz, hayvancılıkta da ciddi bir potansiyelinizi yitirmişsiniz demektir. Bakınız, Türkiye son 4 yıl içerisinde 1 milyon koyun, 1 milyon kuzu, 500 bin besilik sığır, 500 bin kesimlik dana, toplam 3,5 milyon baş hayvan ithal etti ve canlı hayvan ve et ithalatına 3,5 milyar dolar para ödedi. Yem fiyatları almış başını gidiyor. Etlik bilinçte %309 fiyat artmış. Etlik bilinç yeminde. Yumurta tavuğu yeminde %316. Süt yeminde %372. Besi yeminde fiyatlar %385 artmış. Türkiye'nin ürettiği 16 milyon ton yemin, 6 milyon tonluk ham maddesi maalesef dışarıdan ithal edilmek zorunda kalıyor. Şimdi bütün bunların yekûnuna bakalım. Türkiye tarımsal ham madde ithalatında 49,5 milyar dolar para harcıyor. Gıda ithalatına 71 milyar dolar para harcıyor. Tarım ve gıda ithalatı toplamına son 12 yıl içerisinde Türkiye 121 milyar dolar, yani Türk lirası karşılığı 267 milyar TL para harcadı. Üretici desteklenmedi, ithalat patladı. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Son 12 yılda tarıma verildiği iddia edilen destek 60 milyar lira bile değil. Ama 267 milyar lirayı dışarıya veriyorsunuz. Dünyada başka bir ülke var mıdır ki desteğinin 4,5 katını ithalat parası olarak dışarıya savursun? İşte bu fotoğrafta gördüğünüz gibi ya üreteceksiniz ya da dışarıdan gemilerle tarım ve gıda ürünü getireceksiniz. Bu ikilemle Türkiye karşı karşıya. Filmde de gösterildi. Son 12 yıl boyunca Türkiye iki Trakya bölgesi büyüklüğündeki alanı çiftçi işlemekten vazgeçti. Çünkü çiftçi işledikçe zarar ettiğini gördü. Hiç olmazsa mümkünse tarlamı muhafaza edeyim diye alanlarını işlemiyor, boş bırakıyor. Yırca'da yaşanan zeytinlik katliamını hepimiz gördünüz. Yırca'nın muhtarı şu anda yanımızda. Birazdan bunu size anlatır kendisi. HES'lerle doğa talan edildi. Enerji üreteceğiz diye su kaynaklarımıza el konuldu ve doğal yaşam, biyoçeşitlilik maalesef sürdürülemez bir şekilde tahrip edildi. Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'ün mirası olan ormanlık arazide ağaç keserek yapılan kaçak saray hala Türkiye'nin kalbine saplanmış bir kama gibi orada duruyor.
Peki bütün bunları sapladık. Önemli olan CHP ne yapacak? Yani bu tablo bir kader midir yoksa değişebilir mi? Sebeplerini bunların saptamak lazım. Tarımda yeterli ve etkili destek yok. Bunun için ithalatçıyız. Tarımsal altyapıda eksiklikler var. Girdi fiyatları yüksek, bu Türkiye'nin rekabetçiliğini bozuyor. Çıktı fiyatları, yani çiftçinin ürettiği ürün fiyatları düşük ve piyasa istikrarsızlık. İşte bu tablo Türkiye'yi tarımdan kopartıyor ve ithalatçı yapıyor. Bakınız, yine filmde gösterildi. 2006 yılında çıkan bir tarım kanunu var. Bunun 21. maddesi diyor ki, her yıl tarımsal destekleme için ayrılan bütçe gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Bu hükme rağmen, 2006'da çıkan bu hükme rağmen %0.5 bile verilmedi. Ve AKP'nin, şimdi bir kez daha söyleyelim, Türkiye'deki çiftçi ailelerine birikmiş 44 milyar lira borcu var. Yani AKP'den Türk çiftçisinin 44 milyar lira alacağı var. Bunu da ifade etmek istiyorum. CHP ne yapacak? Bakın biz tarımı ayağa kaldırma bütçesi yapacağız. 2015'te 17.7 milyar lira, 2026'da 26 milyar liralık bir tarım bütçesi organize ettik. Üretene destek olacağız. Verimi ve kaliteyi yükselteceğiz. İşleme ve pazarlama süreçlerine destek olacağız. Sulama yatırımları, arazi toplaştırması yapacağız. Ar-Ge'ye büyük önem vereceğiz ve özel mazot desteği vereceğiz. Şimdi diyebilirsiniz ki, şimdi belki şöyle düşünebilirsiniz. Bu rakamlar afaki konulmuş. Yani neye dayanarak konulmuş? Bakın hepsi hesaplı. Bu tabloyla canınızı sıkmak istemiyorum ama biliniz ki Türkiye 11 yıl sonra bütün topraklarını arazi toplaştırmasıyla tamamlamış olacak. Buna 11 milyar lira para harcayacağız. Yılda 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin hektar alanı sulamaya açacağız. Ve bunun için 85 milyar lira para harcayacağız. Ar-Ge'ye her yıl düzenli kaynak aktaracağız. Ve bunun yanında da elbette destekleme bütçesi ve mazot bütçesi vereceğiz. Bununla peki bütün bu tablo ne olacak? Bakın ilave 40 milyon dönüme su götürdüğümüz zaman bunu yeni ürünlere nasıl dağıtacağız? Buğday ve pamuğa 700'er bin hektar vereceğiz. Soya ve mısıra 600 biner hektar. Arpa ve ayçiçeğine 550 biner hektar, çelteye 300 biner hektar. Ve burada CHP sözünü veriyor. Tüm tahıl, baklagil ve yem bitkilerinde 3 yıl içerisinde, yağ bitkileri ve endüstri bitkilerinde 5 yıl içerisinde Türkiye ithalatçılıktan kurtulacak ve kendine yeterli duruma gelecek. Sevgili üretici kardeşlerim, hesap ortada. Bugün 20-21 milyon ton buğday üretemeyen memleket 25 milyon tona çıkartacak üretimini. Arpa 7 milyon tondan 10,5 milyon tona çıkacak. Pamuğu 5 milyon tona çıkartacağız. Soya 3.2 milyon tona çıkacak. Bugün 110 bin, 120 bin tonu ancak üretebiliyoruz. 13 milyon ton mısır üreteceğiz. 3 milyon ton ayçiçeği, 3.1 milyon ton çelçik üreteceğiz. Ve kendimize yeteceğiz. Böylece hayvancılığa önemli bir kaba ve karma yem desteği sağlamış olacağız. Üretimi öldüren ithalat politikaları hayvancılıkta sona erecek. Çayır meraların tespit, tahdit ve tahsislerini yapacağız. Artık meraları amaç dışı kullanmaya ve betonlaştırmaya son vereceğiz. Yem fiyatları et ve süt fiyatları arasında uygun bir parite sağlayacağız. Sütçüyü ve besiciyi öldürmeyeceğiz. Modern ahırlar tesis edeceğiz. Veterinerlik hizmetlerini etkinleştireceğiz. Aile besiciliği ve sütçülüğü uygun ölçeklerle destekleyecek. Büyük ve küçük baş hayvan popülasyonumuzu artıracağız. Hayvansal ürün piyasalarımızı düzenleyeceğiz ve gerekirse denetleyeceğiz. Tüketicilerin uygun fiyatla et, süt ve su ürünlerine ulaşmasını garanti edeceğiz. Bakın bütün bu tabloyu koyuyoruz. Bu paraları harcıyoruz. Peki bu paralar, tarıma harcanan bu paralar geri dönmeyecek mi ekonomiye? Sevgili üretici kardeşlerim, bunun da hesabını yaptık. Bakınız, 2027 yılına kadar harcanan para 108 milyar lira olacak üretken kamu yatırımları için. Ama o yıla kadar 114 milyar lira ekonomiye geri dönmüş olacak. Gördüğünüz gibi politikalarımız akılcı ve rasyonel,
harcadığımız paranın geri dönüşünü garanti ediyoruz. Üretimdeki maliyetler düşmeden üretici nefes alamaz. Türkiye tarımda rekabetçi olamaz. Bugün Norveç'te açık ara geçerek dünyanın en pahalı mazotunu satan ülke haline maalesef Türkiye gelmiştir. Bakınız, mazotun rafineri çıkış fiyatı sadece 1 lira 70 kuruştur. Bunun üzerine 46 kuruş dağıtıcı ve bayi karı konuluyor ve 1 lira 60 kuruş ÖTV konuluyor. Bunlar toplandıktan sonra, yani bir kez daha verginin vergisi alındıktan sonra KDV'si de konuluyor ve pompa fiyatı 4.44 liraya ulaşıyor. Çiftçi 4 milyon ton mazot kullanıyor ve üzerindeki vergi toplamını çarptığınız zaman, yani çiftçiden yılda 9 milyar 120 milyon lirayı sadece mazot üzerindeki vergiyle geri alıyorlar. Peki çiftçiye verilen destek ne kadar? 2013'te 8,5 milyar lira, 2014'te 9,5 milyar lira. O halde biz şimdi söylemekte haksız mıyız? Türkiye'de tarım desteklenmiyor, vergilendiriliyor. Ve biz bu düzeni değiştireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. 2002 ve 2014'te 1 litre mazot alabilmek için satılması gereken buğday miktarı hızla artıyor. Peki biz ne yapacağız? Bakın, mazotu bugünkü fiyatlarla ÖTV ve KDV almayacağız ve 2 liradan çiftçiye vereceğiz. Şu gördüğünüz... Şu gördüğünüz traktörün litresi 75 lira. Deposu bizim iktidarımızda 150 liraya dolacak. Bugün 350 liraya doluyor. Yani depo başına çiftçi 200 lira destek bulacak. Kaynak nerede diye soranlara ben şimdi burada soruyorum. Traktör için kaynak bulamayanlar ÖTV ve KDV almadan yatlara mazot veriyorlar mı? Yani yata kaynak buluyorlar ama traktöre kaynak bulamıyorlar. Doğru mu? Peki bir başka şey daha var. Belki daha da önemli. Kendilerine saray yapmak için kaynak buluyorlar mı? Evet. Saray yapmaya kaynak var, üreticiye yetecek kaynak yok. Bu düzen değişmek zorunda. Biz maliyet fiyatına mazot vereceğiz. 2 lira. Vazgeçilen vergi miktarı 9 milyar lira olacak. Tarım ve gıda ithalatı 2013'te 37 milyar lira dışarıya savurmuşuz. Biz 9 milyar lirayı vergiye almayacağız. Peki 150 liraya mazotunu deposuna dolduran üretici traktörüne binip de tatile mi gidecek yoksa tarlasına ahıra mı gidecek? Elbette tarlaya ahıra gidecek, üretim artacak ve bu 37 milyarın dörtte birinden tasarruf yaptığımız anda, ki bu son derece olağandır, son derece kolaydır, genel ekonomi açısından hiçbir kayıp olmayacak. Bir kez daha söyleyelim ki biz mazotu 2 liraya verdiğimiz zaman devletin kesesinden sübvanse etmiyoruz. Yalnızca mazotu size hak ettiğiniz gibi maliyet fiyatı üzerinden veriyoruz. Tohum bir mucizedir. Türkiye'de tohumda da dışa bağımlı hale geldik. Biz tohumumuza sahip çıkacağız ve gen merkezimizin kıymetini bileceğiz. Bakın, gübre fiyatlarını birazdan siz çıkıp anlatırsınız. Gübre fiyatları önemli ölçüde artıyor. Bir ton üre almak için 12 yıl boyunca buğday satılması gereken buğday miktarını hesapladık. 2002'de 1030 kilo buğday satıldığında bir ton üre alınabiliyordu. Şimdi 1430 kilo buğday satmak gerekiyor. İşte bu çiftçiye yapılan zulmü gösteriyor. Biz gübrenin üzerindeki KDV'yi kaldıracağız. Gübrenin ithalatından dağıtımına kadar tek eli kıracağız. Üretici örgütlerinin toplu gübre almalarını destekleyeceğiz. Ve gübre zamanı, üreticinin gübre kullanacağı zaman gübre fiyatlarının ciddi anlamda sıçramasına engel olacağız. Sulamadan kaynaklanan elektrik borçları üreticinin belini büküyor. Şu an itibariyle sadece TEDAŞ verisi, çiftçinin tarımda kullandığı elektrik nedeniyle 2 milyar 200 milyon lira ana para borcu var. Bunun 1 milyar lira faizi var. Yani kabaca toplam borç 3,5 milyar liraya ulaşmış durumda. Üstelik de özel elektrik firmalarının, dağıtım firmalarının rakamlarına hiç kimse bugün Türkiye'de ulaşamıyor. Yani gerçek rakamın bundan çok daha fazla olduğunu bilelim. 76 bin tarımsal sulama abonesinin elektriği kesik. Bunların yüzde tarımsal sulama abonesinin borcu var, %50'sinin elektriği kesik. Biz
Tarımsal elektrik faturalarını ucuzlatacağız. Faturalar üzerindeki yükleri temizleyeceğiz. Faizleri sileceğiz. Borçları uzun vadeli olarak yeniden yapılandıracağız. Ama bunlar yetmez. Üretici para kazanacak ki borcunu ödeyecek. Üreticiyi para kazanır hale getirmediğiniz sürece faizi de silseniz, borcunu da yapılandırsanız sonuçta bir şey elde edemezsiniz. Kesik abone kalmayacak, motorlar dönecek ve tarlalar yeşerecek. Tarım kumar olmaktan çıkacak. Bakın, üretici diyor ki bizi değil ürünümüzü pazarlayın. Çünkü üretici ekerken hasatta fiyatın ne olacağını bilmiyor. Biz tarımsal piyasaları düzenleme ve destekleme kurumu kuracağız. Tüm tarım satış kooperatifleri birliklerini yeniden yapılandıracağız. Hal kanununu yeniden düzenleyeceğiz. Hipermarketlerin üretici ve tüketici üzerindeki zulmüne mutlaka son vereceğiz. Tarımda üretici ve tüketici beraberliğini sağlayan yeni organizasyonlar yapacağız. Ve tıpkı İzmir Büyükşehir Belediyesi örneğimizde olduğu gibi yerel yönetimler olarak kooperatiflerden direkt ürün satın alacağız ve onu tüketiciye ulaştıracağız. Yani aracılar CHP iktidarında ortadan kalkacak. Doğal varlıklarımızı, kırsal yaşamı, kültürü ve özellikle aile çiftçiliğini destekleyeceğiz. Nüfusumuz hızla artıyor ama Türkiye'nin kırsal alanı boşalıyor. Bakınız, kırsal alan boşalırken, köylerde insan kalmazken, kentlerdeki hormonlu büyümenin hem toplum sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açacağı hem de ekonomik, sosyolojik, geri dönülmez tahribatlara yol açacağını biliyoruz. Dolayısıyla köyde ve kırsal alanda yaşamayı teşvik edeceğiz ve özendireceğiz. Kredi miktarı. Türkiye 2013 yılında çiftçi 36 milyar lira kredi kullandı. Yani destek 9 milyar lira, kredi 36 milyar lira. Üretici desteklenmediği için, borcunu olduğu için krediye sarılıyor. Krediyi döndürmeye çalışıyor ve her geçen gün iflasa gidiyor. Bir büyükşehir yasası çıkarttılar. Türkiye'nin 34.500 köyünden yarısını kapattılar. Köyün orta mallarını, köylünün gerçek malını, kendi malını belediyelere devrettiler. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri kısıtlanıyor. Vergiler artıyor. İçme ve kullanma suları zamlanıyor. Arazi, arsa, bina vergileri artıyor. Küçük esnafın vergi düzeyi artıyor. Bakın, bu bir köy bakkalı fotoğrafı. Köy bakkallarında artık yumurta satılıyor. Çünkü köyde tavuk kalmadı. Köylerde keçi kalmadı. Artık ekmek maalesef köy bakkallarından satın alınıyor. Bu köylerin çift üretimden nasıl koptuğu ve aile çiftçiliğinin nasıl öldürüldüğünün göstergesidir. Kırsal alanda yoksulluk arttı, ölüm fıtrata dönüştü. İşte bu fotoğraf herhalde hepimizin kalbini derinden dağlayan ve yaralayan bir fotoğraftır. Birileri saraylarda yaşarken, birileri yırtık lastik arabaları, ayakkabılarıyla maden ocağının önünde cansız bedeni çıkacak olan oğlunu bekliyor. CHP ne yapacak? Biz aile çiftçiliğini mutlaka destekleyeceğiz. Kırsal yaşamın yol, su, elektrik, eğitim, sağlık hizmetlerini hiçbir ayrımcılık yapmadan karşılayacağız. Arazi edindirme ofisi aracılığıyla toprak mülkiyetinde adalet sağlayacağız. Bu bir modern tarım reformu olacak. Tarıma gelir getirici özellikler kazandıracağız. Gençler köylere kendiliklerinden gelecek. Kır ve kent yaşamı dengelenecek. Bir reklam filmi dönüyor biliyorsunuz. Gençlere sen de gitme diyorlar, köylerden gitme. Sanki o çocuklar vefasızlıkları yüzünden köylere gidiyorlar. Siz tarımı öldürdüğünüz için gençler köyleri terk ediyor. Biz o çocukları köylerde tutacağız. İnsanımız için iyi, temiz, adil gıda sağlayacağız. Bakın, bu insanlar bulgur dağıtımında, ekmek dağıtımında birbirlerini eziyorlar. Çöplerden gıda toplamaya çalışıyorlar. Bu eskiden köyünde buğday üreten üreticinin kentlerde bulgura, ekmeğe muhtaç edilmesinin öyküsüdür. Asgari ücretli ve emeklinin maaşları enflasyon düzeyinde bile artmıyor. Buna karşılık gıda fiyatları önemli ölçüde artıyor. Bakın, bir sivri biber 86 kuruşken üreticide, markette 3 lira 14 kuruş. Herhalde bu düzeni değiştirmek lazım. Tüketici Hakları Derneği'nin rakamlarını veriyorum. Asgari ücretli 2013 yılında 173 kilo pirinç alabilirken
2014 yılında 136 kilo pirinç alabiliyor. Bu gıda karşısında asgari ücretlinin, memurun, emeklinin satın alma gücünün nasıl düştüğünü gösteriyor. İşsizlik, yoksulluk, açlık eziyor. 77 kilogram Avrupalı kırmızı et tüketiyor, biz 12 kilogram tüketebiliyoruz. Zeytinyağı, ortalama bir Yunan vatandaşı 20 litre zeytinyağı tüketiyor yılda, biz 2 litre tüketemiyoruz. 25 kilogram su ürünleri Avrupa'da, bizimki 7 kilogram bile değil. Pestisit, hormon, GDO sofralarımızda. Bakın, buradaki şişman kardeşimiz aslında sağlıksız beslendiği için şişman, obez. Peki, beslenme kökenli hastalıklar, kanseri, benzeri kalp hastalıkları, bunların ne kadar Türkiye'ye mal olduğunu biliyor muyuz? İşte tarım politikalarıyla sağlık politikaları arasındaki bağı kurmak zorundayız. En altta bir gıda zinciri var. Daha geçen hafta Almanya bu firmanın 89 şubesini gıda hijyenine aykırı davrandığı için kapattı. Peki Türkiye'de de aynı firma faaliyet gösteriyor. Acaba Türkiye'dekiler tertemiz mi çalışıyor? Hayır. Neden? Çünkü Türkiye'de gıda denetimi yok. Gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri hepsi boşta ama gıda denetimi Türkiye'de yapılamıyor. Bunlar kadar değil. Çözümü var, çözümü CHP tarım programı. Biz kırsal alanla kentsel alan arasında mutlaka denge sağlayacağız. Birbirlerini anlayacaklar ve bir dayanışma içerisinde olacaklar. Bu iki sofra arasında adalet sağlayacağız. Yani aşağıdaki sofranın da en az yukarıdaki sofra kadar temiz, sağlıklı ve bol gıdaya ulaşmasını sağlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi demek çünkü sosyal devlet demek, sosyal demokrasi demek. Üreten, alın terine saygı duyan, hakça paylaşan yeni bir tarım düzeni için Cumhuriyet Halk Partisi tarım programı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Ankara Milletvekilimiz Sayın Güken Günaydın'a çok teşekkür ediyoruz.